Merhaba değerli izleyiciler. Uzun zaman oldu video çekememiştik. Bugün çekmek nasip oldu diyelim. Evet son günlerde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip PKK'ya silah bırakmasını, faaliyetlerini bitirmesi konusunda tartışmalar var. Tartışmayı başlatan ee, Milliyetçi Hareket Partisi e, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve hala sözünün arkasında e, olduğunu da son grup toplantısında bir kez daha e, söyledim. Şimdi e, geçmişten günümüze e, şöyle bir bakalım. Şemdin Eruch baskınıyla başlayan e, günümüze kadar e, neredeyse 40 yıldan fazladır bir süre, hemen sınırımızın yanında, yani yaklaşık 5 kilometre ile başlayan mesafede faaliyetlerini sürdüren, binlerce askerimizin, güvenlik görevlimizin, vatandaşımızın canını alan, onları şehit eden bu terör örgütü bu kadar yıldır dünyanın sayılı ordularına sahip, sayızlı ordularından birine sahip. Türkiye bunu neden bitiremedi? Ve e, kala kala e, örgüt liderine mi kaldı bu işler? Yani terörden kurtulmak için o terörü başımıza bela eden örgüt liderine mi kaldı? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yenilgisi değildir de nedir bu sözler? Devletler hiçbir zaman terör örgütleriyle müzakere yapmazlar bu terör örgütünün arkasında kimlerin olduğunu herkes çok iyi biliyor. Amerika, İngiltere, Almanya, İsrail bu işin içinde. Ve PKK terör örgütüne lojistik destek sağlıyorlar yıllardan beri. Hatta kurucuları yani siz düşünebiliyor musunuz? 80 milyonluk bir ülkeye kafa tutacak kişilere bir bakın. İşte Karayılanlar, Cemil Bıyıklar ya bunlar da o kadar akıl Bunlar da o kadar organize olacak, stratejik düşünecek bir yapıya sahip mi bunlar? Ve dış güçler olmadan o bölgede faaliyet gösterebilirler mi? Biz sihalarımızı uçuramıyoruz. O bölgede sihalarımızı uçuramıyoruz. Neden biz hani en yükseğe çıktığı sayı olarak... Yaklaşık 13-15 bin civarındaydı 90'lı yıllarda. Şimdi o kadar yoktur. Ama son zamanda biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde düzenli PKK birlikleri kuruldu. Hatta bunların geçit törenleri ben de yayınladım o videoları. Siz o zaman neredeydiniz? Bu terörle daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eğer bir toplumun da azınlıklar varsa e, asla o kanı dökmeyeceksiniz. Artık evlat kanı var bu işlerin içerisinde. Evlat kanı. Siz bu insanları, bu insanları e, ikna edemezsiniz. Siyaseten ikna etmeye kalkarsanız toplumun e, tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kalırsınız. Bu terörü daha da ...ileri boyutlara götürür. Bunu asla yapmayın. Bugün... ...Milli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı... ...neye istinaden... ...böyle bir... ...girişimde bulunuyor bilmiyorum. Ama... ...kendisinin danışmanı 90'lı yıllarda... ...MİT müsteşarıydı. Terörle mücadelenin... ...terör örgütünün... ...terör örgütüne destek verenlerin... ...kim olduğunu bile bile... Devlet Bahçeli'ye bu aklı veriyorsa o zaman çok farklı sorular sorulur. Nasıl ki 12 Eylül öncesiyle alakalı artık farklı sorular soruluyorsa o zaman PKK terör örgütü konusunda da farklı sorular sorulur. Acaba bu terör örgütünü kuranlar sadece yurt dışından mıydı? Yoksa devletin içinden miydi? Biz terörle mücadelede terörü bitirmek mi istiyoruz? Yoksa kontrol altına mı almak istiyoruz? Amerika'nın bütün ülkelerde yaptığı gibi. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri özellikle uyuşturucu ile mücadele, mücadelede biz bitirmek için değil kontrol altına almak için mücadelemizi yapıyoruz birinci ayakta birinci basamakta. Acaba bizde de öyle mi oldu? Eğer öyle olduysa bu kadar çok insanımızı niye şehit verdik? İnanılmaz bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti her şeyiyle övünüyoruz. İşte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz vesaire. Peki Sınırlarımızın kan değil, yaklaşık 100 kilometre, 80 ne 100 kilometre Türk sınırına niye yok edemiyoruz? Hemen Hakkari sınırına 5 kilometre yakınlığında bir sürü PKK kampı var. Niye yok edemiyorsun? PKK o bölgede ticaret yapıyor. PKK'nın o köyde köyleri var. Şey pardon, o bölgede köyleri var hayvan ticareti yapıyor, normal e, kasabalarda ticaretlerini sürdürüyorlar. İnsan kaçakçılığı var, efendim silah kaçakçılığı var, uyuşturucu kaçakçılığı var. Hani o kadar çok siyahlarımız havalanıyor. Niye onları e, tespit edemiyorsunuz? PKK'nın geçim kaynaklarını niye yok edemiyorsunuz? Edemezsiniz. Terörle mücadele sadece Güvenlik güçlerinin yapacağı bir şey değil. Güvenlik güçlerinin sahip olduğu iradeye siyasetçilerimizin de sahip olması lazım. Siyasetçilerimiz sahip mi? Hangi siyasetçimizin başta Cumhurbaşkanından tutun da diğerlerine varıncaya kadar az önce saydığım ülkeler Amerika, İngiltere, Almanya, e, İsrail. Konusunda e, baskıcı isimler var bizde. Onlara sözünü dinletecek siyasetçi mi var bizde? Amerika'dan e, randevu almak için günlerce bekliyor koskoca Türkiye. Bilmiyor mu Türkiye'deki e, Türkiyeyi yönetenler e, PKK'nın en büyük lojistik destekçisi Amerika. Hemen çabuk unutuyoruz biz Türk milleti olarak. Orada biliyorsunuz e, Kandil'de e, Türk askerlerimizi bize teslim ettiler, milletvekilleri de gitmişti. Peki bunu kim ayarlamıştı? O Kandil'in e, bizim askerlerimizi teslim anında kim vardı? Dışarıdan seyreden askeri bir birlik vardı orada. Amerika Birleşik Devletleri'nin birliğiydi. Başında da bir albay bulunuyordu. Ya ve şimdi Öcalan'ı çıkartacaksın. Öcalan kim ki? Öcalan sadece bir kukla, sadece bir gölge. Yani bugün Öcalan çıksa siz PKK'ya dese ki siz bırakın silahlı e, mücadeleyi, Öcalan'ı kimse dinlemez. Zaten Kandil sö söyledi yani biz dinlemeyiz dedi. Kandil hadi dinledik dedi, dinleyeceğiz dedi. Yazın bunu bir kenara. PKK'nın içindeki e, küresel güçlerin adamları bir anda PKK yönetimini ortadan kaldırır. Bir anda ortadan kaldırır. Bugün Kandil yönetenler Suriye'deki e, nedir? E, PYD'ye karışabiliyorlar mı? Onları sokuyorlar mı oraya? Hayır. Girebiliyorlar mı? Hayır. Neden? Nereden geçmek zorundalar girmeleri için? Amerikan askeri üslerinin oradan geçmek zorundalar. Geçebiliyorlar mı? Geçemiyorlar. Yani Öcalan e, çıkacak da Türkiye'de e, nedir? Terör bitecek. Şimdiye kadar aklınız neredeydi? İlk tutuklandığınızda ilk tutukladığınızda madem böyle bir açıklama yaptırsaydınız da bu kadar insan ölmeseydi doğrusu Sayın Bahçeli insanları gerçekten e, şok ediyor. ha Beni şok etmiyor ayrı konu. Hiç e, şey yapmıyorum, şaşırmıyorum açıklamalarına ama e, Türk milleti e, bunun hesabını sorar. Ee, evladı baştan söylemiştim evladını kaybedenler Türk milletiyle Kürt milleti arasına evlat kanını sokanlar kim oldukları bellidir. Bu kan temizlenmediği sürece gönüllerde ki çok zordur. Bizim gibi toplumlarda kimse evladının ee, kanını asla temizlemez asla silmez. Bu beyhude bir davranıştır. Öcalan'ın çıkması çıkmaması meselesi. Ki ben çıkacağına kesinlikle inanmıyorum. Türkiye'de büyük bir algı operasyonu yapılıyor. Yazıktır. Türkiye'nin birinci öncelikli gündemi nedir? Ekonomidir. Bitti. Teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Esen kalın.